Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala hayri halqillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn et-tayyibîn et-tâhirîn emma ba'd. Mültekadan şahitlik bahsinden bir konuyu göreceğiz. Şahidin nasıl şahitlik yapacağı konusunda bir fasıl. Yeşhedü, şahit şahitlik yapar. Bikulli ma semi'ahu, eşittiği, duyduğu her şey ile. Eğer duymayla ilgili ise duyduğu her şey ile ilgili şahitlik yapar. Ev ra'ahu, ya da gördüğü her şey ile. Şimdi şahitlik tabi duymayla ilgili olan şahitlikler var, görmeyle ilgili olan şahitlikler, dokunmayla ilgili olan şahitlikler var. Demek ki şahitlik yapan kimsenin hangi şekilde şahitlik yapması gerekiyorsa öylece şahitlik yapar. Kel bey'i, mesela alışveriş gibi. Ne demek? Mesela diyor ki, satıcı şu fiyata sattı, alıcı da şu fiyata aldı, ben de bunun şahidiyim diyor. Alışverişe şahitlik yapıyor. Ve ikrar, ikrara şahitlik gibi. İkrar ne demek? Şu şahıs filanın kendi üzerinde şu kadar hakkı olduğunu ikrar etti. Şu şahıs da filanın üzerinde şu kadar hakkının olduğunu dava etti. Ben de buna şahidim. Buna şahitlik. Ve hukmil hakimi, hakimin hükmüne şahitlik. Peki hakimin hükmüne nasıl şahitlik ediyor? Hakimin şöyle hükmettiğine şahidim diyor. Demek ki yani hakimin yargı meclisinde bulunuyor. Hakimin şu şahıslar üzerine şöyle hükmettiğine şahidim diyor. Vel gasp, gaspa şahitlik gibi. Gasp ne demek? Mesela şu adam diyor, filan adamın elinden malını zorla aldı, gasp etti. Gasp ettiğine, zorla onun elinden aldığına şahitlik ediyor. Bunda geçerli. Vel katli, katil, öldürme. Mesela diyor ki filan şahsın katili filan, ben filanın öldürdüğünü gördüm diyor. Görmeyle ilgili. Ve illem yüşhet aleyhi, onun üzerine şahit edilmese bile. Yani devlet ya da kadı onu sen şahitlik yap diye tayin etmese bile gördüğü şeylere bu şekilde şehadet edebilir. Çünkü orada bir şahitlik yapmazsa hakkın zayi meselesi var. Ve yekulu eşhedü, ama şahitlik yapan ne der? Ben şahitlik ediyorum der. La eşhedeni, o kişi beni şahit tuttu demez. Öyle derse, o adam şahit tutmadığı halde o beni şahit tuttu derse yalan söylemiş olur. O zaman onun için diyor ki ben şahitlik ediyorum. Bu hadiseleri ben gördüm. Velev ki kendisi bu olaya şahit olarak tayin edilmese bile gider der ki ben bu işin şahidiyim. وَلَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِ. Bir başkasının şahitliği üzerine şahitlik etmez. Bir başkasının şahitliği üzerine şahitlik etmez. Bunun manası şu demek. Mesela bir adam bir olayı görmüş ya da bir olayı işitmiş. Öteki de görmemiş, işitmemiş. Şahitlik yapanın üzerine şahitlik yapıyor. Diyor ki onu görmüş gibi ya da onu bizzat işitmiş gibi onun şahitliğine şahitlik yapıyor. Öyle şahitlik olmaz. Yani sen olayı görmüşsün, ben görmemişim. Ben kadiye diyorum ki hakime, evet olayı bu görmüş ama ben de görmüş gibi şahitlik ediyorum. Görmeden nasıl şahitlik ediyorsun? Şahidin üzerine şahitlik olmaz. Şahidin üzerine şahitlik olmaz. Görecek bizzat ya da duyulması gerekense duyacak. İzâ semi'a, işittiği zaman edâ'ehâ, o kimsenin şahitliği yerine getirdiğini, o kimsenin şahitliği yerine getirdiğini gördüğü zaman
Ne diyor? Ben de diyor efendim onun şahitliği üzerine şahitlik ediyorum. Olay böyledir. Kendisi görmedi ki. Onun şahitliği yerine getirdiğini duydu. Onun üzerine demek ki neymiş? Şahitlik yapması doğru değil. Ancak burada farklılık var mı? Onu söyleyecek. Ev işhadül gayri, ev işhadül gayri aleyha. Evet. Ya da başkasının onu şahit tutması aleyha, efendim neyin üzerine? O dava üzerine, şahitlik üzerine. Malem yüşehhet aleyhü ve aleyha. Malem yüşehhet olabilir. Yani o kişi şahitlik üzerinde şahit olarak belirlenmediği ortamda başkasının şahitliğinin üzerine ya da başkasının onu kendi şahitliğine şahit göstermesi doğru değil. Birincisi neydi? Mesela bir başkasının şahitliğini duyarsa onun şahitliği üzerine şahitlik yapması doğru değil. Ya da ev işhadil gayri aleyha. Şahitliğini efendim duyuyor ve başkası onu şahit tutuyor. O zaman olur mu? Olur. Ama o şöyle olabilir ancak. Derse ki ben şahitlik yapamayacağım. Sen benim yerime benim gördüğüm olayı şahitlik yap. Kadı da bunu kabul ederse o zaman olur. Yani şahidin şahadetine onu şahit kabul ediliyor. Şahit tayin ediliyor. Böyle olursa olabilir. Şahide vekalet ediyor yani. Şahide vekalet ediyor. Evet. Demek ki bunun meselesi şöyle. Asıl şahit başka bir şahsa ben şahitlik yapamayacağım. Sizi bu hususta şahit olarak efendim gösterdim diyor. Böyle dediğinde başka bir adamın kendisine şahitlik yapması teklif olunmadan gelip şahitlik yapması caiz değil. Önce o adam diyecek ki ben şahitlik yapamıyorum. Git sen benim yerime şahitlik yap. Benim gördüğüm olay şöyle, duyduğum olay şöyle derse o zaman caiz. Ama o böyle demeden şahitlik yapması caiz değil. Zaten öyle demiş. Ev işhadil gayri aleyha. Evet, başka birisinin onu şahit tutması. Malem yüşhed hüve aleyha. O kişi o olaya şahit tutulmadıkça. O da onun anlamı da ne demek? Başka bir adam kendisine şahitlik yapmasını teklif ederse, o da onu kabul ederse olur. Bunu bir yerde şahidi kadında kabul etmesi lazım. Adam diyor ki ben olayı gördüm, ben olayı işittim ama diyor ben yapamayacağım diyor. Artık adam ya çok hasta ya da başka bir türlü manisi var, gidemiyor. O zaman onun şahitliğine bu şahitlik için vekalet verilirse o şekilde olabilirmiş. Başka türlü olmaz. Evet. وَلَا يَعْمَلُ شَاهِدٌ Şahit amel edemez. وَلَا قَادٍ Kadı da amel edemez. Hakim. وَلَا رَاوٍ Ravi. Ravi hadis ravisi. Mesela bir hadisi bir başka raviden nakleden ya da peygamberimizden nakleden ravi amel edemez. Bi hattihi kendi yazısıyla. Mesela bir yazı gösterildi şahide. O da diyor ki bu yazı benim. Evet ben şahitlik ettim. Ya da kadı kendi mesela hüküm yargı yaptığı dosyada kendi bir yazıyı görmekle kadılık yaptığını söyleyemez. Niye? Yazı yazıya benzer. Ravi kendi yazısını görmesiyle bu yazı benim, bu hadisi ben naklettim demesi geçerli olmaz. Çünkü yazı aldatıcıdır. Kişilerin yazıları birbirine benzer. Malem yetedekker demiş. Bizzat şahitlik yaptığını hatırlamadığı sürece ya da kadılık yaptığını. Ama kadı diyor ki evet filan zamanda ben bu hükmü verdim, bu yazı da benim. Ya da ravi diyor ki filan zamanda ben bu hadisi filandan naklettim, bu yazı da benim, hatırlıyorum diyor. Hatırlamaz da sadece yazıya bakarak bu hadisi ben rivayet ettim, bu yazı benim. Ya da kadı sadece dosyadaki yazıya bakarak bu hüküm benimdir. Hükmettiğini hatırlamazsa geçerli değil. Hükmettiğini hatırlayacak. Şahitlik yaptığını hatırlar, yazıyı da kendi yazısı olduğunu söylerse o zaman şahitlik geçerli. Orada bir yazı yazılmış. Bu yazıyı ben yazdım. Hem de hatırlıyorum filan zamanda. Ben şahit olarak. Ya da
Kadı diyecek ki bu hükmü ben verdim filan zamanda, hatırlıyorum, bu yazı benim. Ravi de eğer bunu bizzat kendi rivayetini hatırlar, o şekilde yazarsa olabilir. Ama hatırlamadığı sürece olmaz. Hatırlamadığı sürece olmaz. Biraz önce söyledim ya, çünkü yazılar aldatıcıdır. Bir adam yazsa öbür adamın yazısına benzeyebilir. Evet. Ve inde, bu kime göre? İmam-ı Azam'a göre. Ve indehuma, imameyne göre yecuzu, caiz olur. İmkâne mahfuzan fi yedihi. Eğer o yazı, efendim o rivayetle ilgili yazı, kadının hükmüyle ilgili yazı, şahidin şehadetiyle ilgili yazı, bizzat şahidin elinde ya da kadının elinde ya da hadis ravisinin elinde mevcut ise, muhafaza ediliyorsa, yazı bizzat kendi elinde. Yazı kendi elinde olunca o zaman hatırlamasa bile geçerli olur. Neden? Çünkü zaten yazıyı kendi yazmış, o yazının değiştirilmesi ihtimali yok. Kadı hükmünü vermiş, o hükmettiği dosya da elinde. O zaman o yazının değiştirilmesi yani zaten kendi elinde. Başkasının eline geçmemiş. Ravi rivayet etmiş, yazısında gördü, bu yazı benim dedi. Ve yazı da kendi elinde. Zaten başka hale geçmemiş ki bu değiştirilmiş olsun. Caiz olur. Fetva da bunun üzerine diyorlar. Yani imamiyenin kavli üzerine. Peki. Vela yeşhedü, efendim şahitlik edemez. Neyle? Bimalem yuayinhü. Görmediği bir şeyle. Yani gözüyle görmediği bir hadise şahitlik yapamaz. Görmeyle ilgiliyse. Tamam mı? Görmediği bir şeye nasıl gördüm diyecek. Yani görmeyle ilgili şahitlikse, görmediği bir olaya gördüm diyerek şahitlik edemez. Şahitlik kabul edilmez. Bir malum yuayinhu, görmediği. İlle nesebe. Ancak nesep hakkında olabilir. Nesep. Nesep hakkında nasıl olabilir? Mesela diyor ki şu şahıs, şu şahsın oğludur diyor. Nesep. Nesep. Nesep konusunda efendim şahitli geçerliymiş. Demek ki, ama kaç kişi şahitli gidecek? Kendilerine güvenilen iki adaletli erkek veyahut da efendim bir adaletli erkek, iki adaletli kadın. Ne olacak? Ona şahitli gidecek, ederse şayet geçerli olurmuş. Neye? Nesep konusunda. Nesep. Nesep tespitinde. Mesela bu çocuk bu adamındır diye iki adil erkeğin ya da bir adil erkek, iki adil kadının efendim şahitliği geçerli olur. Vel mevte, ölümle ilgili efendim şahitliği de geçerli. Ne demek ölümle ilgili? Mesela filan şahıs ölmüş diyor. Öldüğünü şahitlik ediyorlar. Görmese bile. Çünkü iki adil kimse, o sağlam insanlardan duymuşlar. Filan insan öldü diye bizzat kesim şey yapıyorlarsa, görmese bile iki adil kimsenin ya da bir erkek iki kadının şehadetiyle ölüm haberini vermeleri kadı tarafından geçerlidir. Ve nikah, nikah konusu. Peki nikah konusu nasıl olacak? Mesela filan adam filan kadınla evlenmiştir. Biz de bunu biliyoruz diyor. Bizzat nikah akdinde bulunmasa bile, nikah sözleşmesinde bulunmasa bile, demek ki onların evlenmiş olduğunu söylemeleri, bunlar bilgiye dayanıyor, geçerli olur. Ve duhule, duhul. Duhul ne demek? Yani bunlar evlendiler, bunların ilişkilerde bulundu. İlişkilerde bulundu. Duhul, yani evlenen erkeğin hanımıyla olan ilişkisi. Bu gizli ama bu kaç haftadır, kaç aydır beraber evliler. Öyleyse bunda duhul de var diye şehadet ederlerse geçerli olur. Ve velayetel kadî, kadının tayini. Mesela bir kadının tayini devlet tarafından görmediler ama adil kimseler ona haber vermişler. Demişler ki filan yere bir kadı geldi. Biz onun kadı olduğuna şahitlik ediyoruz demeleri sahih. Kim? İki adil erkek ya da bir erkek iki kadın. Bu aslın vakfı, vakfın aslı, asıl vakıf hakkında. Mesela filan adam diyor şu evini ya da şu arsasını, şu bahçesini, şu medreseye ya da şu camiye vakfetti diyor. Biz bunu biliyoruz diyor. Yani o anda görmese bile efendim
bunu böyle şey yapan yapmaları yani vakfın aslını aslına şahitlik yapmaları geçerli. İza akhbarahu biha, ona bu şahitliği haber verdiği zaman, yani nesebi, ölümü, evlenmeyi, duhulü, kadının tayinini, vakfın aslını haber verdiği zaman, kim men yesiku bihi, kendine güvendiği kimseler, min adleyni, iki adil, mesela ona kim haber vermiş? İki adil insan demiş ki filan filanla evlendi, filan filan nesebi, işte filan efendim şurayı vakfetti. İki adil kimse ona haber veriyor, o da o iki adilin haberine göre şahitlik ediyor. Geçerli mi? Geçerli. Evet. Ev adlin ve adleteyni, ya da bir adil erkek, iki adil kadın. Zaten şahitlerin yukarıda da geçti. Adil olması lazım. Adil olması ne demekti? Büyük günahı işlememiş olacak. Küçük günahlara da inadına devam etmemiş olacak. Ya da halleri gizli mesela. Büyük günah işliyorum işlemiyorum belli değilse onlara hali mestur insanlar deniyor. Onların şahidi de kabul edilir. Müslüman. Müslüman olma şartları var. Balik olma şartları var. Bir de mesela adil. Adil ne demekti? Demek ki açıkta mesela bir adam namaz kılmadığı tespit edilse ya da içki içtiği ya da zina yaptığı ya da kumar oynadığı onun şahitliği kabul edilmez. Ya da iftira haddinden ceza almışsa onun şahitliği kabul edilmez. Haddi gazif vurulmuş kendine, onun şahitliği kabul edilmez. Adil olacak şahit. Bu esasa göre bugün şahitlik yapacak insan bulmak çok zor. Çok zor. Tabi bu İslam ahkamına göre. Ve fil mevti, filan adamın öldüğü hakkında şahitlik yapmasında yekfi gereki yeterli olur. El adli, bir adil kimse. Mesela kendine bir adil adam demiş ki filan adam filan yerde öldü demiş. İki adil değil. O haberi veren kimsenin haber verdiği kimse de ona şahitlik yapabilir mi? Yapabilir. Niye? Ölümde bir tek adil insanın şehadeti yeterlidir diyor. Velev ünsa, velev ki o adil olan bir kadın olsa bile, alel muhtar, fetva olan görüşe göre. Fetva olan görüşe göre demek ki bir kimsenin öldüğünün tespit edilmesinde kabul edilen görüşe göre kadın da olsa erkek de olsa adil iseler onların haber vermesi geçerlidir. Onlar haber veriyor, bir başkadan da onların haberine güvenerek filan adam öldü diyor. Geçerli mi? Geçerli. Evet. Ve yeşhedü, şahitlik eder kim? Men, bir kimse ki ra'a, gördü, calisen oturucu olduğunu, meclisel kadai, yargı meclisinde oturanı gördü, yedhulu aleyhi, o kimsenin yanına giriyor, el husumu, davacılar, davalılar, davacıların girip çıktığını ve bir kaza meclisinde, yargı meclisinde oturduğunu gördüğü kimseye şahitlik eder. Ne diye? Ennehu kadın. O kadıdır diye. Mesela devlet tarafından tayin edildiğini bilmiyor. Ama bir mecliste kadı oturmuş, oraya davalılar giriyor, davacılar giriyor, şahitler giriyor. İşte bu girip çıktıklarını görünce o zaman diyebilir mi? Bu kadıdır. Bu şahitlik edebilir mi? Şahitlik edebilir. Çünkü orada sıradan bir adam oturamaz. Tayin edilmeyen bir adam da kadılık yapamaz. Demek ki bu tayin edilmiş devlet tarafından ki oraya da davacılar, davalılar girip çıkıyor. O zaman onun kadı olduğuna şahitlik edebilir. Ve men ra'a, bir adam görse, racülen bir adamı, bir adam bir adamı görse, ve mra'aten bir kadını, yeskünani, oturuyorlar, iskan ediyorlar, ma'am beraberce. Mesela bir kadınla bir erkeğin beraberce oturduklarını görse bir evde. Ve beynehuma, aralarında da halbuki var. İnbisatun ezvaç, eşler arasında olması gereken alakalar, ilişkiler. Yani konuşmaları, gülüşmeleri, birbirleriyle olan alakaları. İnbisatul ezvaç demek bu. Kadın koca arasında olan ilişkiler. Şimdi mesela bir kadınla kocası arasındaki ilişkiyle yabancı erkekle yabancı kadın arasındaki ilişki öyle olmaz. Enneha, ne diye şahitlik eder? O kadın zevcetuhu, o adamın eşidir diye şahitlik edebilir. Ama şimdi durumlar çok değişti. Mesela şimdi bir erkek bir kadınla kendi gönülleriyle arkadaşlık hayatı yaşıyor.
Birer eve girip çıkıyorlar. Beraberce oturuyorlar. Şimdi bunların kadın koca olduğuna şahitlik edilir mi? İslam'a göre nikah olmadan bunlar yapamazlar. İslam'a göre mutlaka nikah olacak, ilan olacak bu nikahta. Nikah resmileştirilecek. Resmi dediğimiz zaman bugünkü resmiyet değil. İslam'a göre iki şahidin şahadetiyle evlilik gerçekleşti mi o resmidir. Artık resmiyete geçiyor. O zaman o kadın onun hanımıdır, o erkek onun kocasıdır. İki kişinin, kadın erkek bir evde beraber iskan ettiklerini gören kimse o kadının o erkeğin hanım olduğuna şahitlik etse geçerli olur mu? Geçerli olur. Çünkü nikahsız oturamazlar ama bugün öyle değil. Bakın bugünün dünyasında bakıyorsun hiç aralarında nikah bağı yok. Erkek, kadın oturmuşlar beraber arkadaşlık hayatı, metres hayatı yaşıyor, zina yapıyor. Buna da medeniyet diyorlar. Ya da bu da demokrasinin gereği diyorlar. Hiç alakası olmayan bir şey. Evet. Peki. Şimdi ve men ra'a bir adam görürse şeyen bir şeyi sivel ademiyye insandan başka. Mesela bir adamın elinde insan var. Yani köleler, cariyeler. Adamın tasarrufunda olan köleler, cariyeler eskiden. İnsan değil de başka bir şey görse adamın elinde. Fi yedi mutasarrifin. Götüren, getiren, harcayan, kullanan kimsenin elinde bir eşya görse nasıl tasarruf ediyor? Fi yedi mutasarrifin fihi o eşyada tasarruf yapıyor. Tasarrufel müllaki. Müllak. Orası malik. Malik'in cemisi müllak. Yani maliklerin bir şeyin sahibinin sahibi gibi tasarruf yapıyor. Mesela bir adamın elinde araba gördüm. Araba. Şimdi o arabaya gidiyor, geliyor, biniyor. Efendim bunun malı diyebilir misin? Diyebilirsin. İcralamış da olabilir, kendi mülkiyeti de olabilir. Çünkü bizzat onda nasıl tasarruf yapıyor? Onun bize sahibinin tasarrufu gibi. Yani onda istediği ya da mesela bir ev, işte evde evi var, insan dışında bir varlık diyor işte. Yani eşya, mal, mülk bir adamın elindeyse ona zilyet deniyor. Zilyetin elinde olan mal bizzat malın sahibi gibi onda uygulama yapıyorsa o onun nesidir? Sahibidir. Bak ennehu lehu, o mal onundur. İn vaka fi kalbihi zalik. Eğer şahidin kalbinde bu gerçekten oluşmuşsa, yani şahidin kalbinde bizzat onun mal olduğuna ait bir kanaat oluşmuşsa o onun malıdır. Peki vel ademiyyü in ulime rikkahu in alime rikkuhu ya da vel ademi. Mesela bir adamın yanında bir insanı görse, yani eskiden köle cariye zamanda, in ulime rikkuhu, orayı öyle okursak, ulime okursak rikkuhu okuyacağız, alime okursak onun kölesi olduğunu bilirse, evkâne sagîran ya da elinde küçük bir çocuk var, la yu'abbiru an nefsihi, kendi nefsini tabir edemeyen, kendini ifade edemeyen bir küçük çocuk varsa fekedalikle böyle şahitlik yapar, şahitliğe geçerli olur. O zaman onun yanındakinin köle olduğunu bilirse onun kölesidir der. Küçük çocuk, kendini ifade edemeyen bir çocuksa demek ki çocukken almış onu, o da onun kölesi veya cariyesidir diyebilir. Efendim bunlar tabii köle cariye ahkamına göre. Demek ki bir adamın yanında bir insanı görüyor, ona hizmet ediyor ya da kendini ifade edemeyen küçük bir çocuk görüyor. O zaman onun köle olduğunu bilirse, ona da şahitlik ederse şahitliği geçerli olur. Fekezerkine böylece diyor. Yani şahitliği geçerli olur. وَلَوْ فَسَّرَ لِلْقَاضِي Şahit kadiye açıklarsa fessera اَنَّهُ شَهِدَ بِالْتِسَامُعِ Mesela şahit bir olaya şahitlik yapıyor. Hakime de açıklıyor bunu. Açıklamasını yapıyor. Diyor ki ben duymak yoluyla buna şahitlik yapıyorum diyor. Duydum diyor bunu. Duyulması gerekense. Duyma yoluyla şahitlik yapıyorum diye ona açıklamasını yaparsa. Ev bi muayyenetil yedi. Ya da efendim onun elini orada görmek ne demek? Onu elinde görüyor. Kimi? O köleyi. Mesela diyor ki birincisinde ben bunun efendim duyuyorum kölesi olduğunu. Ya da bunun elinde olduğunu duydum.
duydum derse o zaman onun kölesi olduğunu ifade etmez. Duyması değil, bizzat kendi görmesiyle onun kölesi olduğuna şahitlik ederse efendim o zaman şu şeyi kabul edilir. Yoksa kabul edilmez. Demek ki bizzat ne yapması lazım? Evet, bir kimse bir şahsın elinde insandan başka bir mal görse, dedi işte eşya, elinde mal bulunan şahsın o mala sahip olanların muamelesi gibi muamele yaptıklarını görünce o malın o şahsa ait olduğuna şahitlik etse, kanaat getirse efendim buna şahitlik yapması caiz. Ama bir kimse bir şahsın elinde bir adam görse, gören kimse o şahsın elinde bulunan adamın köle olduğunu bilse yahut efendim o şahsın elinde bulunan küçük bir çocuk, kendini ifade edemeyen bir çocuk görse, buna da şahitlik etse, şahitlik kabul edilir. Ama diyor, eğer şahit olan kimse kadıya işitmek yahut da elinde görme yoluyla şahitlik yaptığını açıklarsa, kadı bu şahidin şahadetini kabul etmez. Ne yapacak? Bizzat demek ki olayı bilmesi lazım. Sadece başkalarından duymakla bu bunun kölesidir diye şahitlik yapması ya da efendim bizzat onun elinde görmesi yeterli olmaz. La yakbeluha, kadı bu şahitliği kabul etmez. Kadı bu şahitliği kabul etmez. Peki, ve men şehide, her kim şahitlik yaparsa ennehu hadara, hazır olduğunu, bulunduğunu, neye hazır olduğunu, defne Zeyd'in, bir şahsın Zeyd'in defne şahit olduğunu. Mesela adam diyor ki ben filan şahsın öldüğünü duydum, defninde de bulundum dese, o zaman bunun şahitliği geçerli mi değil mi? Ev salli aleyhi, ya da onun üzerine cenaze namazı kıldığına şahitlik etse, kubilet, bu şahitliği kabul edilir. Zaten adam ölmüş, defninde de bulunmuş. Ya da namazını kılmış. Ondan sonra şahitlik ediyor ki filan adam öldü diyor. Ben şahit defninde bulundum diyor. Kadı o zaman onun şahitliğini kabul eder mi? Eder. Ya da mesela ne diyor? Namazını kıldım diyor. Ölen adam namazını kıldı. O zaman bu haberi kabul edilir. Ve huve ayanun. Bu görmedir. Duyma değil. Görmedir bu. Olayı görme. Görme olduğu için onun bu şahitliği kabul edilir. Babu men tukbelu şahadetuhu ve men la tukbel, şahitliği kabul edilen edilmeyen bahsi. Buradan birazcık okuyalım. Çünkü o bahis biraz uzun. Onun ikincisini, tekrar yarısını ikinci ders yapalım. Bu önemli bir konu. Kimin şahitliği kabul edilir, kimin şahitliği kabul edilmez. Öyle her önüne gelen insan şahitlik yapsa şahitliği kabul edilmez. Onun için şahitlerde adalet şartı var, hürriyet şartı var, efendi bülük şartı var, zikrullah, bunların hepsi var. Mesela burada şimdi kimlerin şahitliği kabul edilmez? Onu anlatıyor. La tukbelü şehadetül a'ma. A'ma olanın şahitliği kabul edilmez. Onun yargısı da kabul edilmez. Yargı. Şahit de yani a'madan hakim olmaz. Peki a'manın şahitliği ne demek? Adam görülmesi gereken bir olayda ama ben bu olayı gördüm diyebilir mi? Diyemez. Çünkü ama sadece dokunduğu şeyleri söyleyebilir. Onda şahitlik edebilir dokunulması gerekenlerde. Görmediği için onun görmeyle ilgili bir konuda şahitlik kabul edilmez. Bir, hilafen liye bi Yusuf'e, ama İmam Ebu Yusuf buna muhalefet ediyor. Geçerli olur amanın şahitliği diyor. Ama nerede? Fîmâ izâ tahammeleha basîran. Eğer onu önce görüyor iken o şahitliği üzerine almış, âmâ iken şahitliği yerine getiriyorsa geçerli olur. Yani gözleri görüyorken olayı görmüş, sonra gözleri kör olmuş. Gözleri görürken olaya şahit olmuş, sonra gözleri görmez olmuş. Onu tahammül, bir tahammül şahade var, bir edâv-ı şahade var. Şahitliği üzerine almış, aldığı zaman gözleri görüyordu. Ama şahitliği yerine getirme halindeyken gözleri görmez halde ise şahitliği kabul edilir mi? Edilir. Niye? Önceki halde görmüştü zaten. Önceki halde görmüştü. Ve la şehadetül memluki. Efendim
Memlük'ün şehadeti de geçerli olmaz. Memlük kime deniyor? Köle, köle. Kölenin şahitliği de geçerli olmaz. Kölenin şahitliği de geçerli olmaz. Çünkü onun kendine velayeti yok ki başkasına velayeti olsun. Ve sabiyi, çocuğun şahitliği de geçerli olmaz. Çocuğun. Yani bülük çağına ermemiş olan bir çocuğun şahitliği geçerli olmaz. İlla ancak şahitlikleri geçerli olur. İntihammela, eğer bunlar şahitliği yüklenirlerse, haler zikri, mesela köle köleliği halinde, vassıgarı çocuk çocukluğu halinde olayı yüklenir, yani şahitliği yüklenir de, ve eddeya şahitliği yerine getirirlerse, badel ıtkı, efendim, vel bülugi, köle azat edildikten sonra, çocuk ergenlik çağına ulaştıktan sonra önceki gördükleri hadise hakkında şahitlik yaparlarsa geçerli olur. Demek ki köle köleliğe devam ettiği halde şahitliği geçerli olmaz. Çocuğunkini geçerli olmaz. Ancak kölelik halindeyken bir olayı görür ya da bir olayı işitir. Azat edildikten sonra o konuya şahitlik ederse ya da çocuk çocukluk halinde görür, ergenlik çağına ulaştıktan sonra şahitlik ederse geçerli olur. وَلَا شَهَدَةُ الْمَحْدُودِ ف۪ي قَزْفٍ. Gazif hakkında iftira, birisine iftira etmiş, bir şey ispat etmiş, onu da ispatlayamamış. Buna haddi gazif vurulmuş. İftiradan dolayı 80 sopa, İslam'a göre, Kur'an'a göre. O zaman gaziften dolayı had vurulan kimsenin şahitliği kabul edilmez. وَاِنْ تَابَ tevbe etse bile. وَاِنْ تَابَ yani tevbe etse bile iftiradan, onun şahitliği kabul edilmez. İlla ancak in hudde kafiran, bir adam kafir iken gazif yani iftira haddi vurulur da tümme esleme, sonra Müslüman olursa, Müslüman olduktan sonraki şahitliği geçerli olur. Bir adam mesela Müslüman değilken birisine iftira etmiş, ona had vurulmuş. Sonra Müslüman olmuş. Müslüman olduktan sonra bir olay hakkında şahitlik yaparsa şahitliği geçerlidir. وَلَشْشَهَادَةُ yine şahitlik kabul değil, makbul değil. لِأَصْلِهِ aslı için. وَاِنْ عَلَى ne kadar yukarıya çıkarsa çıksın. Usulü için. Yani baba, dede, babasının dedesi, yukarıya doğru ne kadar çıkarsa çıksın, anneden dedesi, yukarıya kadar ne kadar çıkarsa çıksın, demek ki fer'in aslı şahitliği kabul edilmez. Lehine şahitliği. Ve fer'ihi, fer'ine şahitlik. Mesela çocuklarına, torunlarına, torunlarının torunlarına. Bunlara da furu deniyor. Usul ve furu'a. Usul, furu hakkında, furu usul hakkında şahitlik yapamazlar. Şahitlikleri kabul değil. Ve insefele, ne kadar aşağıya inerse insin. Neden? Çünkü onlarda bir yakınlık bağı var. O yakınlık bağından dolayı belki doğruyu söyleyemeyebilir. Aralarındaki o garabet sebebiyle, yakınlık sebebiyle hakkı gizleyebilirler. Bu açıdan usulün furu'a, furu'unda usule şahitlikleri geçerli olmaz. Ancak aleyhte şahitlik olursa olur. Mesela bir oğul babasının aleyhinde şahitlik yapıyor. Diyor ki bu hırsızlık yaptı veya adam öldürdü veya gasp yaptı. O zaman geçerli. Veya baba oğlunun aleyhinde. Aleyhinde olursa geçerli, lehinde olursa geçersiz. Ve abdihi, bir adam kölesi hakkında şahitlik yapamaz. Ve mükatebihi, mükatebe hakkında şahitlik yapamaz. Mükatep kimdi? Kölesiyle anlaşma yapıyor. Diyor ki sen şu kadar parayı kazan getir. Bana teslim ettiğinde seni özgür yapacağım, hürriyetine kavuşturacağım diyor. Buna akd-ı mükatebe deniyor. Mükatebe sözleşmesi. Öyleyse bir efendi kendi mükatebine şahitlik edemez, lehine. وَمِنْ اَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ. Kadın kocadan birisi diğerinin lehine şahitlik yapamaz. وَمِنْ اَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ. Kadın kocadan birisi diğerine şahitlik ne yapamazmış? Yapamaz. Ama aleyhinde olursa olur. وَالشَّرِيكِ ortak, şeriki ortağına şahitlik yapamaz. فِيمَا هُوَ مِنْ شِرْكَتِهِمَا. Şirketihima. Şirketleriyle ilgili konularda. Şirketleriyle ilgili konularda
efendim bir ortağın diğer ortağına şahitliği, lehine şahitliği geçerli olmaz şirketleriyle ilgili. Çünkü onlar da birbirlerinin lehine konuşabilirler. O zaman belki hak gizlenmiş olur. Bu açıdan iki ortaktan birisi hangi konuda ortaklarsa şirketleri konusunda birinin diğer hakkında şahitliği kabul edilmez. Ama şirketin dışındaki olaylarda kabul edilebilir mi? Edilebilir. Ola şehadetül muhannesi. Muhannesin şahitliği de kabul edilmez. Ellezi öyle muhannes ki yef'alur radiye. Alçak işler yapan, kötü işler yapan. Muhannes ne demek? Erkek olduğu halde kadınlaşan, kadına özenen, kadına benzeyen ve kendisini de yani tabiri mazur görün, kullandırttıran, pis işler yapan, kendisini kullandırttıran ve kadınlara özenen, giyim kuşamıyla yaptığı işlerle efendim böyle kötü fiiller işlettiren kendisine erkeğin şahitliği de kabul edilmez. Evet, ve naihati. Mesela bir kadın cenazeye ister paralı ister parasız bir başkasının cenazesine böyle ücretli veya ücretsiz ağlayan kim kadınların şahitliği kabul edilmez. Şimdi bazı yerlerde maalesef bugün ağlama mangaları var. Kadınlara para veriyorlar. Ölen kimse için onlar paralı ağıt yakıyorlar. Bu paralı olan bir de parasız olup başkasına ağıt yakan kimselerin şahitliği kabul edilmez. Onların mürüvvetleri gitmiş çünkü. Evet. Peki vel muganniyeti. Şarkı türkü söyleyen kadının muganniye. Şarkı türkü söyleyen kadının şahitliği ne yapılmaz? Kabul edilmez. Çünkü bir kadının şarkı türkü söylemesi hele hele böyle sesini erkeklere duyuracak şekilde erkeklerin gözleri önünde sahnede bu işi yapması kesin haramdır. Dolayısıyla şarkıcı ve türkücü olan kadının böyle haram olan sözleri ya da haram ortamlarda bunu yaparsa bu kimsenin, bu kadının şahitliği kabul edilmez. Vel aduvvi bi sebebi dünya ala aduvvihi. Dünya sebebiyle birbirine düşman olan iki kimse, yani çıkar yüzünden, dünya menfaati yüzünden birbirine düşman olan iki kişinin birbirleri hakkında şahitlikleri kabul edilmez. Ve müdminiş şurbi, şarap içmeye devam eden, ısrar eden, burada tabii şarap deyince her türlü sıvı, katı, serhoş edici ve uyuşturucu şeyleri içmeye, kullanmaya devam eden, buna müdminül hamr deniyor. Yani içkinin içilmesine tövbe etmeden, içmeye devam eden ya da her türlü uyuşturucu ve serhoş edici şeyleri kullanmaya devam eden kimsenin İslam'a göre şahitliği kabul edilmez. Alel lehvi. Hem de oyun eğlence üzerine devam ediyor. Yani bu içki bir mesele içmesi var. Bir de sazlı cazlı meclislerde efendim çalgı çilingir içerisinde bu şeyler içerlerse, buna da devam ederlerse, yani çalgı üzerine hem çalgı çalınıyor hem efendim başka şeyler yapılıyor hem de alkol çeşitlerine devam ederse, bunları içmeye devam eder veyahut da her türlü serhoş edici uyuşturucu şeylere bundan tövbe etmedikçe şahitliği kabul edilmez. وَمَنْ يَلْعَبُ بِالْتُّيُورِ Kuşlarla oynayan, kuşçuluk yapan kimseler, kuş uçuran kimseler. وَمَنْ يَلْعَبُ بِالْتُّيُورِ Tayrın cemisi tuyur, tayrın cemisi tuyur. Efendim, ne yapıyor? Kuşbazlık yapıyor. Şimdi bir kuşbazlık yapma var, bir kendi evinde uçurmadan, kimseye zarar vermeden kuş besleme var. Şimdi kuşbazlık yapan evinde besliyor ve dışarıda uçuruyor. Dışarıda uçurduğu zaman birilerinin çatısına çıkıyor, birilerinin bahçesine giriyor. Efendim birilerinin mahremiyetlerine vakıf oluyor. Dolayısıyla böyle kuşbazlık yapınca ne yapmış oluyor? Karşıdaki insanlara onların mahremiyetlerine girdiğinden haram işlemiş oluyor. Efendim bunun şahitliği kabul edilmez. Ama kuşu sadece kafeste evinde beslerse ya da ahırında beslerse
böyle bir başkalarına zarar vermeyecek şekilde, o zaman bu caiz mi? Caiz. Ama uçurarak, eskiden çok kuşbazlar var. Mesela adam kuşu uçuruyor, ondan sonra bir çatıya konuyor, çıkıyor, çatının sahibinin izni olmadan onu oradan indirmeye çalışıyor. Veyahut efendim bir bahçeye giriyor izni olmadan. Bahçede bakıyorsunuz, bazı mahremiyetler onlara vakıf oluyor. Böyle kuşbazlık yapıp da kuşları uçurup efendim konu komşuya zarar veren kimsenin şahitliği kabul edilmez. Ama kendisinin evinde, dedim biraz önce söyledim, kafeste tutuyor, efendim onu besliyor, ona karşı bir sevgisi var, o caiz olur. Ev bir tamburi ya da tambura, tambur vuran, tambur, işte o çalgı aletlerinden buna devam ediyorsa bunun şahitliği ne yapılmaz? Kabul edilmez. Bu da İslam'ın haram kıldığı çalgı aletlerinden. Evet, bu da İslam'ın haram kıldığı çalgı aletlerinden. Peki, ev yuganni linnas ya da bir erkek insanlara şarkı türkü söylüyor. Sazlı cazlı, mesela şimdi bunlara sanatçı diyorlar ya, yani adam 50-100 tane türkü veya şarkı ya kendi besteliyor veya bir başkasının sözlerini söyleyerek efendim bir ömür boyu kazancını şarkı ve türkü söylemekten elde ediyorsa, bu insana muganni deniyor. Şarkıcı, türkücü, hem de parasıyla insanları böyle eğlendiriyorsa şarkıyla, türküyle vesaireyle, onun İslam'a göre şahitli kabul edilmez. Ya ev yel'abu bin nerdi. Tavla oynayan kimsenin şahitli kabul edilmez. Tavla. İster kumarlı olsun, ister kumarsız olsun. Yani ister paralı, ister parasız. Tavla oynuyor. Okey oynuyor. Çeşitli oyunlar. Bunlarla da efendim, çünkü bütün İslam alimleri tavlanın haram olduğu üzerinde ittifak etmişlerdir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, Müslim hadisinde de var, men la'ibe bin nerdi, kim tavla oyununu oynarsa, fekennema sabaga yedehu fi lahmi hınzirin ve demihi, elini domuzun kanına ve etine batırmış gibidir. Yani domuz eti yemiş gibi, domuz kanına elini sürmüş gibidir. Tavla oyununu oynayan, ister bunu internette oynasın, ister efendim oyun ortamında oynasın, nerede oynarsa oynasın. Ama maalesef bugün bu tavla oyununu kendilerine göre haram saymayanlar var. Efendim bu konuda haram olmadığı ile ilgili fetva verenler var. Bunların sözleri geçerli değil. Başka bir hadis-i şerifte bu tavla ile ilgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Men la'ibe binlerdi şiiri fakat asallaha ve rasulü. Her kim tavla oyununu oynarsa Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olur. Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş olur. Dolayısıyla tavla oyununu oynayan kimse efendim haram işlediğinden onun şahsiyeti zedelenmiştir. Ya da mesela bugün kahvelerde adam çeşitli oyunlar oynuyor. Çayına oynuyor, suyuna oynuyor, parasına oynuyor, parasız oynuyor. Bunların şahsiyetleri, mürüvvetleri zedelendiği için bunların efendim şahitlikleri kabul edilmez. Ev yukamir bir şatrancı ya da satranç, satrancı parayla oynuyorsa. Şimdi satranç Hanefi mezhebine göre diğer haram olan oyunlar gibi. Şafii mezhebine göre satranç bir zeka oyunudur. Caizdir ama namazın geçmesine sebep olmayacak. Ya da orada çirkin sözler söylenmeyecek. Veyahut da orada para karşılığında oynanmayacak. Para karşılığında oynanırsa bütün mezheplere göre haramdır. Parasız oynanırsa Şafii mezhebine göre helal, Hanefi mezhebine göre yine tahrimen mekruhtur satranç oyunu. Evet, bunu paralı oynarsa demiş burada. Para karşılığı oynarsa. Bu da çünkü efendim Hanefi mezhebine göre caiz olmayan oyunlardan. Ama Şafii mezhebine göre eğer namaz vaktinden çıkmıyorsa, zamanı boşa geçirmiyorsa ve bir de bu satranç oyunu oynanırken karşılığı çirkin sözler söylenmiyorsa Şafii mezhebine göre caiz denilmiş. Ev tefutuhu salatu, ya satrancı paralı oynarsa ya da ev tefutuhu salatu bi sebebihi ya da
satranç sebebiyle namaz kazaya kalırsa. Adam öyle oyuna dalıyor ki saatlerce oynuyor, namazlar vaktinden çıkıyor, haberi yok. Evde hanımı kendini bekliyor, haberi yok. Mesela bazı meşru oyunlarda bile, yani mübah olan oyunlar var. Adam kendisini ona o kadar vermiş ki, bakıyorsunuz o meşru oyunlarda bile saatler geçiyor, zamanlar geçiyor, karşıdaki insanla arasında kızışıyor mesela. Namazlar kazaya kalıyor insanlar. Efendim aileyi ihmal ediyor, çocuklarını ihmal ediyor, işini ihmal ediyor, zamanını boş şeyler uğruna heder ettiği için o bazı helal şeyler de harama dönüşebilir. Bu açıdan burada bakın satranç Şafii mezhebine göre helal olduğu halde ya da Hanefi mezhebine göre parasız oynarsa mekruhtur, paralı oynarsa bütün mezheplere göre haramdır efendim diyor. Fakat namazın geçmesine sebep olursa yine haram oluyor. Çünkü bir şeyin işlenmesine, haramın işlenmesine vesile olan o da haramdır. Farzın işlenmesine vesile olan o da farzdır. اَوْ يَرْتَكِبُ مَا يُوْجِبُ الْحَدَّ Ya da efendim bir adam haddi gerektirecek bir şey işlerse. Mesela haddi gerektirecek ne olabilir? Efendim haddi gerektirecek şey şu olabilir. Yani hırsızlık yaptı. Hırsızlığı tespit edildi. Efendim bu haddi gerektiriyor. Yani eli kesilecek. Yahut iftira etti. Onu nispet ettiği şeyi ispatlayamazsa iftira haddi vurulana 80 sopa veya başka haddi gerektiren şeyler işlemişse o zaman ne olur? Bu işten dolayı şahitlik kabul edilmez. Çünkü haddi gerektiren şeyler büyük günahlardandır. Büyük günahları işleyen de efendim fasıktır. Fasıkların efendim şahitliği geçerli olmaz. Evet. Evye ekülü riba veya burada faiz yiyen. Burada sadece faiz yiyen demiş. Kur'an'da öyle geçmiyor mu zaten? Ellezine yeekülüne riba. Faiz yiyenler aslında sadece yemek değil orada. Faiz muamelesi yapanlar. Faiz işlemi yapanlar. Faizle uğraşanlar. Alan da aynı, veren de aynı. Şahitliğini yapan da aynı, katipliğini yapan da aynı. Yani faiz muamelesiyle ilgilenen kimselerin şahitliği kabul edilmez. اَوْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ Ya da hamama giriyor bila izarin peştemalsız. Yani erkekler kendi arasında, kadınlar kendi arasında böyle toplu olan yerlerde örtünmeleri lazım. Kadınlar kendi aralarında, Müslüman kadınların arasında göbekten diz kapı altına kadar. Erkekler kendi aralarında hamamda, havuzda, efendim barajda, gölde, nehirde yıkanırken birbirlerinin arasında göbekle diz kapağı arasının kapalı olması farz. Ama adam çok böyle kısa bir kilot giyiyor veyahut şort giyiyor veyahut efendim tamamen açık yıkanıyor. O kimsenin şahitliği kabul edilmez. Ev yef'alü ya da bir adam işlese ma yüstehaffü bihi işlediği zaman hafife alınacak bir şey. Şahsiyetini, vakarını zedeleyecek bir şey işlemişse adam o da şahit, onun da şahitliği kabul edilmez. Kel bevli mesela idrar yapması vel ekli yemesi alet tarik yolda. Mesela herkesin gördüğü yerde yolun kenarına af buyurun küçük abdestini bozuyor. Yahut da yolda giderken mazeretsiz yiyor, içiyor. Yolda gidiyor mesela bugünkü insanlarda çok. Yolda giderken bir şeyleri yiyerek gidiyor, bir şeyler içerek gidiyor. Yani herkesin görebildiği yerde. Şimdi bu yemede, içmede adap, ha kenara otursa bir yerde yese olur. Bir yerde kenara otursa bir parka, bir bahçeye efendim olur. Ama toplumun içerisinde hem yolda gidiyor hem de efendim meyve yiyor, bir şey içiyor, efendim simit yiyor, benzeri şeyler yapıyor. Bunların şahitliği, çünkü bunların kişilikleri hep sorumlu kişilikler bunlar. Mürüvveti gider bir insanın, vakarı gider. Bu açıdan herkesin görebildiği yerde idrar yapan veya yol kenarlarında, yol üzerleri, yol kenarları demeyelim, yolda giderken bir şeyler yiyip içen kimsenin mürüvveti, kişiliği, şahsiyeti zedelendiği için bunların şahitliği kabul edilmez diyor. Ev
yuzhiru sebbes selef, ya da geçmiş ecdada dil uzatan, açıkça dil uzatan, onu herkesin göreceği, duyacağı şekilde adam sahabe düşmanlığı yapıyor. Öyle diyelim. Adam ecdadına düşmanlık yapıyor. Mesela bugün işte Osmanlı'ya geçmiş ecdada ver yansın ediyor. Ağzının dolusunca küfrediyor. Sebep? Hiçbir sebep yok. Uydurma sebeplerle onlara düşman oluyor. Onların şahitliği kabul edilmez. Veyahut da sahabeye, Hazreti Muaviye'ye veyahut da başka sahabeye dil uzatıyor. Selefe dil uzatıyor. Selef. Selef dediğimiz sahabe-i kiram, tabi'in, tebe-ü tabi'in, aşağı doğru gelen, doğru çizgide olan geçmişlerimiz. Geçmişlere böyle sövüp sayıyorsa, onları böyle efendim tane ediyorsa haksız yere ve bunu da açıktan yapıyorsa, o kimsenin de şahitliği kabul edilmez. Burada kalacağız. Bu konuda inşallah diğer kalan yarısını da başka bir derste yapacağız. Bu şehadet konusu epeyce devam ediyor. Bu konuyu inşallah devam eden derslerde tamamlayacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.